Fed yetkilileri açıklamalar, temkinli açıklamalar derken aslında fiyatlamalara bakıyorum şöyle. Özellikle Fed yetkililerin konuşması sonrasında ABD 10 yıllık tahvillerin getirileri pazartesi günü itibariyle 11 bas puanlık bir artışa işaret etti. Satışlar devam ediyor. 4.20'ye kadar da yükselmiş bulunmakta diyeyim ve sözü sana vereyim. Fed yansıması bu kadar sert olması bekleniyor muydu piyasa açısından, ne dersin? Hayır, beklenmiyordu aslında. 4.22 oldu şu anda 10 yıllıklar. Şimdi faiz beklentisi tahvillere satış getiriyor. Sadece aslında bunu Amerika olarak bakmamak lazım. Tüm dünyada tahvillere satış geliyor. Bunun tabii en önemli sebebi FED. FED'den 25 bas puanlık faiz indirimi Kasım'da olması beklenen artık tehlikeye girdi. Yani şöyle, Kasım'da bir faiz indirimi olup olmayacağı konusunu swap piyasaları şu anda %100 netlikte fiyatlamıyor. Bunun da tabii bir sebebi Amerika ekonomisinin gerçekten dirençli kalması ve bu yüksek faiz oranlarına rağmen hem büyümde hem enflasyonu yönetmede başarılı olmaları. Şimdi enflasyonun zaman zaman hızlandığını görüyoruz ama bir patikada da gittiğini görüyoruz. İşte %2, 2.4'ler civarında Amerika ekonomisi şu anda. Şimdi bir kez daha aslında şunu da yenilemekte fayda var. Biraz aslında seçimin tedirginliği de olduğunu söyleyebiliriz. Bunun hem dolar endeksindeki güçlenmenin hem tahvillere gelen satışın. Çünkü eş zamanlı olarak dolar endeksinde de bir güçlenme görüyoruz. Burada biraz son dönemlerde olan Trump'ın seçilme ihtimali artması da aslına bakarsan ben bir sebep olarak görüyorum bunu. Çünkü Trump deyince akla daha güçlü dolar geliyor bir kere. Daha gevşek maliye politikası ama daha sıkı para politikası. Yani bu da söylemlerin belki Fed'in bundan sonraki patikasının tehlikeye gireceğini de belki söylüyor. Gerçi çok ilişkili de değil. İşte Fed bundan seçimlerden önce ne yapacağına karar vermiş olur ve yapacak da diyenler de var. Çünkü 5 Kasım'da seçim olduktan sonra muhtemelen bunu politikalara etmesi yeni yılı bulacak. Ve Fed bu durumda 2 tane faiz indirim yapmış olabilir. Fakat bundan sonrasına dair hisse senedi piyasaları ile tahvil piyasaları tam olarak aynı şeyi fiyatlamıyor. Hisse senedi piyasaları artık ekonominin canlılığını ve gelen karları fiyatlarken tahvil piyasalarına baktığımız zaman oldukça para politikası odaklı, gümrük tarifelerine, kimin seçileceğine, bunlara daha böyle hem maliye hem para politikasına bakan bir tarafta yer alıyor. Yani biraz bu anlamda ayrışmış oluyorlar. Şimdi Bloomberg Dolar Endeksine bakmak istedim ben. Dolar endeksinden biraz daha aslında şeffaf bir görüntü veriyor bize bu. Neredeyse buradaki Mayıs ayındaki zirvelerine doğru şu anda yaklaşmış durumda. Tabii şimdi gelecek olan veriler de henüz daha bunun aksini teyit etmedi. En son gelen enflasyon rakamı da çok öyle bir ılımlaşma ya da işaret etmedi. Yani bir Avrupa bölgesindeki gibi değil. %2'nin altına kaymış bir durum yok Amerika'da. Dediğim gibi ekonomi hala güçlü seyrediyor, dirençli seyrediyor ve enflasyon evet kesinlikle yolunda gidiyor ama çok öyle de aşağı düşmüş gelmiş de bir enflasyon yok. Dolayısıyla para politikası hemen ve çok hızlı şekilde gevşemeyebilir ve seçimler bunun çok belirleyicisi olabilir. Seçim değil mi? Manşet özellikle dolar endeksi eşittir şu an ABD seçimleri, ekonominin sağlığına ilişkin endişelerin de önüne geçmiş bulunmakta ki burada Trump başlığı güçlendikçe buradaki resim de güçleniyor diyebilir kesinlikle. Miyiz Burcu? Aslında asıl manşet, asıl sebep bu diyebiliriz. Yani kesinlikle bu, az önce de söyledim, daha gevşek maliye politikası, daha sıkı para politikası ve güçlü dolar. Aslında özü bu ve dolayısıyla tahvil piyasalarında dolar endeksinde de şu anda fiyatlanan bu. Diğer taraftan dediğim gibi hisse senetleri, onlar artık başka bir hikaye oldu. Yani o yolculuk, hisse senetleri, tahviller, işte emtia, artık farklı farklı şeyleri fiyatlıyorlar. İşte bir emtiada dünyanın ekonomik aktivitenin canlanması, hisse senetleri şirketlerin sağlığı, tahviller ise maliye ve para politikaları diyebiliriz. Peki, şimdi içeriye gidelim mi biz de? İçeriye bakalım. Borsa İstanbul tarafında hareketleri takip ediyoruz. Burada baskı devam ediyor. Satış baskısı devam ediyor. Dolayısıyla yani küresel piyasalardaki satışları konuşuyoruz ama bizde de bir dip arayışı tartışmaları başladı. İşte şirket geri alımlarının özellikle bu seviyelerden hızlanma hikayesi buradan bir dönüşü beraberinde getirecek mi hikayelerini getirmişti ama dün yine satış. BIST'teki durum oldukça tatsız görüntü. Şimdi düşen hacimler dün sanıyorum 9 Nisan'dı. 37 milyarlık, o da yarım gün olmasından dolayı düşen bir hacim vardı. Dünkü hacime baktığımız zaman 62'lerde, yani bu artık özellikle şu kırmızı şeyi çizdim, trend gibi, bunun altı kırılırsa nereye gider belli değil. Hani bu hacimler daha nereye düşecek diye. Ama gerçekten görüntü, yani piyasada şu an bir kere katılımcı yok. Hacim yok.
para girişi yok. Vadeli taraftaki açılan pozisyonların ki işte iki tane kurum nezdinde açılan pozisyonlar yoğunlaşma riskiyle beraber epeyce baskı oluşturuyor. Bunu belki şöyle, şimdi vadeli taraftaki pozisyonların spota etkisi olmadığını söyleyenler var. Fakat burada yoğunlaşma riskiyle beraber herhangi bir kurum tek yönlü pozisyon açtığında spotu kesinlikle gün içerisinde de etkiliyor. Dolayısıyla hal böyle olunca zaten likidite de yok. Biraz düşük bir hacimle kademeler çok ciddi şekilde aşağı gelebiliyor. Bunun riski aslında biraz da şu anda bu tarafta yatıyor. E tabii bilanço beklentilerinin bu kadar kötü olduğu bir durumda, yani 3. çeyreklerle iyi gelmeyecek. E dolayısıyla piyasayı şu an diri tutacak bir şey yok. E iskontolu şu an, evet, iskonto yeteri kadar yabancıyı şu anda çekmeye yetmiyor. Dolayısıyla BIST'in hikayesi, düzelme hikayesi Pelin, biraz daha zaman alacak gibi gözüküyor. Temel katalizörler ne olacak? Özellikle yükseliş hikayesi için diyoruz ve Burcu Kıratlı'ya teşekkür ediyoruz. Araştırma masasını noktalıyoruz.